الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ucudan emek ölse o pahalına değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makbeli kimler kazsın? Gömelim, gel seni tarihe desem sığmazsın. Günün anlam ve önemine dair konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Fikret Anlıcı kürsüye davet ediyor. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, protokolün değerli üyeleri, çok kıymetli gazilerimiz, değerli mesai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Vatan, insanın halen üzerinde yaşadığı, geçmişin acı ve tatlı hatıralarıyla bulunduğu, istikbale ümitle baktığı, kısacası her üç zamanı da idrak ettiği bir mekandır. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi hiç şüphesiz kolay değildir. Yüzyıllarca yurt edinilen, uğrunda şehitler verilerek kanla yoğrulan toprak parçası ancak vatan olabilir. Uğrunda can verilen ve üzerinde bir medeniyet kurulan yerdir vatan. Yoksa uğrunda kan akmamış, can verilmemiş, bedel ödenmemiş toprak parçasının adı vatan değildir. Ünlü şair Mithat Cemal Kuntay'ın da belirttiği gibi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Atalarımız dünyanın en güzel ve bereketli topraklarını vatan olarak seçmişler ve bunu emanet olarak bırakmışlar bizlere. Bu cennet vatanı yüzlerce yıl ecdadımız canları ve kanları pahasına korumuş, binlerce abide dikerek üzerinde bir medeniyet inşa etmişlerdir. Bu vatanın bu millete ait olduğunu camileri, türbeleri, çeşmeleri, sarayları, mezar taşları, hanları, hamamları vesaireyle adeta tescil etmişlerdir. Vatan bizim en kıymetli varlığımızdır. Bu bakımdan ana vatan tabiri de bu millete hastır. Vatan, bütün kutsal değerlerimizin toplandığı yerdir. Artık o bir toprak parçasından çok tüm manevi değerlerin yaşandığı bir ortamdır. Zira sevgiler onun kucağında yaşanmış, ocaklar onun kucağında tütmüş, acı tatlı bütün hatıralarımızda onunla bir olmuşuzdur. O bizim için bir bahçe, bir nehir, düşmanlara karşı savunduğumuz bir kale, istirahate çekildiğimiz bir huzur evi gibidir. Kısacası o bizim için her şeydir. Minaresine çıkıp ezan okuduğumuz camimiz, ağacına çıkıp meyve yediğimiz bahçemiz, göklere el kaldırıp dua ettiğimiz mabedimiz, kısaca canımızdan çok sevdiğimiz varlığımızdır. Onun için ne yiğitler, ne babalar ve ne dedeler, ne canlar ve kanlarını feda etmişlerdir. Onun uğruna şarkılar bestelenmiş, destanlar yazılmış, türküler yakılmış. O bütünüyle bir milletin sesi olmuş, hepimiz bir ağızdan onun marşını gür bir sesle okullarımızda, kışlalarımızda söylemişizdir.
Vatan olmaksızın millet, millet olmaksızın da devlet olunamaz. Bir milletin varlığı vatanın varlığına, aynı zamanda hür ve bağımsız olmasına bağlıdır. Vatan ve vatan sevgisinin mukaddesliği, milletimize en yüce seviyeye yükselttiği tarihen tasdik edilmiş bir gerçektir. Öylesine ispat edilmiştir ki her karış toprak kanla yoğrulmuş. Masum yuvalara namahrem eli değmemesi için milyonlarca can feda edilmiş. Irmaklar gibi kan akıtılmıştır. İnsan çalışarak pek çok rütbe ve ünvan elde edebilir. Şehitlik ve gazilik rütbesi ise hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. Bu bakımdan rütbelerin en üstünü hiç şüphe yok ki şehitlik ve gaziliktir. Şehitlik mertebesine yükselmek hem Cenab-ı Hak katında hem de halk katında büyük bir şereftir. Şehit Allah'ın huzurunda diri olarak hazır bulunup nimetlere erişeceği ve cennete gireceğine şahit olunacağı için bu adı almıştır. Gazi ise Allah yolunda ve vatan uğrunda savaştığı ve şehit olmayı arzu ettiği halde ölmeyip sağ kalan kimseye verilen addır. Gazi de şehit olmak ve bu mertebeye yükselmek için savaştığından dolayı o da şehitler mertebesince kabul edilmiştir. Bu konuda sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse Allah yolunda şehit olmayı canı gönülden isterse yatağında ölse dahi şehittir. Cenab-ı Hak şehitlerin ölü değil diri olduklarını ve onun tarafından rızıklandırılacaklarını bildiriyor. İnsan ölmekle bu mertebeye yükseldiği halde Yüce Allah onların ölü değil, bizim anlayamayacağımız bir hayat ile diri olduklarını bildiriyor ve şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülenlere, yani şehitlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz. Bakara 154. Allah yolunda öldürülenlerin, şehitlerin sakın ölüler sanma, bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz dahi şehit olamamış kimselere de hiçbir korku olmayacağını ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Ali İmran 170. Hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehitler erdikleri nimetler sebebiyle dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu ederler. Hadis-i şerif. Şehitlerimiz kanlarını akıtarak bu cennet vatanı bize emanet etmişlerdir. Bize düşen de bu toprakları imar etmek, korumak ve bizden sonraki nesillere devretmektir. Bunu yapmadığımız takdirde hem vatanımıza hem de şehitlerimize karşı görevlerimizi yapmamış ve onların ruhlarını incitmiş oluruz. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyoruz.